Mahsun Başkan. Tüm misafirlere saygı ve selamlarımı sunarım. Yüce Yılmaz, İlçemizin var olan potansiyelini kullanarak daha kaliteli hizmet, sosyal ve ekonomik ferahlık, çocuklarımıza parlak bir gelecek oluşturarak büyüyecek ve güçleneceğiz. Bu bağlamda kalkınan, gelişen, yenilenen, kucaklayan, dinamik, çalışan ve yeşilen bir ilçe olacağız. Projelerimizin tamamının merkezinde bu toprak ve bu topraklarda yaşayan insanımızın menfaati bulunmaktadır. Gelişen görece yalnızca kendisine değil, tüm ülkeye fayda sağlayacağı inancıyla şehrimizde refah seviyesinin yükseleceğini, yaşamaktan mensubu olmaktan gurur duyulan bir şehir olacağına inancımız tamdır. İmardan altyapıya, harcamadan kaynak bulmaya, eğitimden sosyal belediyeciliğe, spordan kentleşmeye, ekonomiden kültüre, bütün belediyecilik hizmetlerimizi yaparken bizi biz yapan değerlerimizi gözeterek hareket ettiğimiz projelerimizin tamamına geçmeden önce sizlere katılımlarınızdan dolayı tekrar teşekkür ediyor ve proje sunumuna başlıyoruz. Yarın rahmetli Kayahan Acar'ın ölüm yıldönümü. Bildiğiniz üzere Kayahan Acar abimiz büyük sanatçıydı. Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçıydı. Ve son dönemlerinde de Gömece mal olmuş bir çok değerli büyük bir sanatçımızdı. Gömece tanıtımına son derece katkılarda bulundu. Göbecimiz tanınmadan evvelki durumu da biliyoruz. Daha sonra gelen ziyaretçileri de görüyoruz. Hala Göbec deyince Kayahan'la özdeşleşmiş durumda. Biz sizlerin huzurunda ona şükranlarımızı ve Allah'tan rahmetlerimizi diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Biz onun ismini Göbecimizde, İttihatımızda her zaman yaşatacağız. Altyapıları hazır, devlet büyüklerimizde, hükümetten, bakanlıklardan olsun, hatta en üst Sayın Cumhurbaşkanımıza kadar bu projelerle ilgili sunumlarımız yapıldı. Büyükşehir Başkanımızla birlikte. Yani bu projeler nasip olursa Gömecimize, Körfezimize ve bütün ülkemize çok büyük katma değer kazandıracak ve Gömeci'den yaşamakta herkes son derece mutlu olacak. Değerli arkadaşlar, spor kompleksimiz bildiğiniz üzere bizim futbol sahamızın olduğu bölge Yaya Mahallesi'nde mevcut şehir stadına yapılacak olan projede spor alanları, tartan pistler, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, çocuk oyun parkı, rekreasyon alanları ile spor sahası çevresi, koşu yolu, soyunma odaları ve tribünler. Futbol müsabakaları için uygun tip projeye göre Spor Toto Genel Müdürlüğü'ne yaptırılacaktır. Kaynağı hükümetimiz, devletimiz. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan modern kültür ve sanat merkezimizde tiyatro, resim, sinema ve konserlerin düzenleneceği ayrıca sergi salonunun yanında ilçemizin tarihi ve kültürel mirasımızın sergileneceği, merhum meslekar ve müzisyen Kayahan Acar Kültür ve Sanat Merkezimizi de ilçemize kazandıracağız. Adli Kütüphane, Biyoloji ve Doğa Kulübü, bilgisayar salonu, önüne uygun uzaktan eğitim desteği. Toplumda genel müdürlük hakları ve katkılarıyla uygulamak. İlçe halkımıza sürdürülebilir istihdam sağlayıp toplumsal kalkınma hamlesini gerçekleştirmeye yarıyoruz. Geçtiğimiz 5 yıl içerisinde KOSGEB'li yürürlüğüyle ortak yaptığımız çalışmalar sayesinde her yıl açtığımız girişimcilik ve iş geliştirme kurslarıyla 150 vatandaşımıza sertifika verdik. Merkez ve kırsal mahallelerin su sorununu ilerleyen projemiz var arkadaşlar.
Gömeş Merkezi, Karaağaç, Kırsal Mahalle ve sahil sitelerimiz olmak üzere bu zamana kadar yaşanan su sıkıntılarını gidermek için Büyükşehir Belediye Başkanı Adayımız Sayın Yücel Yılmaz ile yaptığımız görüşmeler neticesinde kendisinden 1,5 yıl içerisinde ilçemizin su hatlarının yenilenmesini ve çalışmalar sırasında bozulan yollarımızın yapımının sözünü aldık. Değerli arkadaşlar, Allah nasip ederse 1 Nisan'dan itibaren ilk belediye meclis toplantısında doğru amaçlı kıyı imar planı tadilat kararını mecliste alacağız ve şu anda ilk alan yolunda gördüğünüz şu anda belki o doğrular göze hoş gelmeyen şeyler. Biz onların doğru iznini aldıktan sonra hemen bir iki gerçe 20-30 kamyonla birlikte 15-20 gün gibi bir süreyle iznini aldıktan sonra yazımıza yetiştirip orasını çok kısa sürede halkın kullanımına yetiştirmek istiyoruz. Arkadaşlar şu anda çektiğiniz sıkıntıların geçici olduğunu düşünün. İnanın ki biz bu sahibi, bu yaza yetiştireceğiz. İhaleye verildi ve Allah nasip ederse dün genel sekreterimizle görüştük. Kazım dedi müjde. Pazartesi günü fora kazıklarını çakmaya başlıyoruz. Müstahsin zeytinyağı depolama tesisi, zeytin ve zeytinyağı tanıtımı ve desteklenmesi. Bizim geçmişten beri Gömeş'imizin en değerli nimeti, ürünü zeytinimiz. Hepimiz oradan geçindik, bugünlere geldik. Hepimizin vazgeçilmez bir nimeti, başımızın üstünde yeri var. Her zaman geldiğimiz günden beri değerli arkadaşlar, İnanın yurt içi, yurt dışı ve ulusal bütün medyalarda zeytin ve zeytinyağımızın kalitesini tanıtmak için mücadele ettik.